Staza Yatırım Menkulderlerden Barış Güvenç. Geçtiğimiz hafta yoğun bir gündemi geride bıraktık. Özellikle ABD tarafından gelen veriler piyasalara her gün hareketlilik kattı. ABD tarafındaki konferans board tüketici güveni, ADP tarım dışı istihdam ve piyasaların dört gözle beklediği tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması, petrol stoklarındaki bir miktar düşüş piyasalara yön verdi. ABD tarafında tek olumsuz gelen veri ise işsizlik oranlarının %5 seviyesinde yükselmesiydi. İngiltere'nin büyümesi de beklentilerin üzerinde açıklandı. Olumlu gelen ABD verileri ardından Cuma günü öğlen saatlerinden sonra Euro-Dolar paritesinde bir miktar satıcılı seyir izledik. 1.13.15 seviyesi altında 4 saatlik kapanış görmediğimiz sürece alımların devamının geleceğini düşünüyoruz. Bu seviye altında kaldığı sürece 1.14.25, 1.14.70, 1.15.26 seviyeleri görülebilir. 1.13.15 seviyesi altındaki geri çekilmeler gördüğümüz takdirde ise paritenin 1.12.65, 1.12.05 aylık piyot seviyesine kadar test etmesini bekleyebiliriz. Türkiye tarafına baktığımızda ise yabancı turist sayısında bir azalma olmasına rağmen 4. çeyrek büyümesinde 5.7 seviyesine ulaştı. İmalat PMI ve ihracatımızda bir miktar düşüş görüldü. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra dolar-tl paritesinde alımların bir miktar geldiğini gördük. Pariteye gelecek olan alımlar 2.86.55 seviyesine kadar çıkmadığı takdirde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak net olarak 2.89 üzerinde günlük kapanışlar paritedeki düşüş trendini bir miktar sendeye uğratabilir. Alımların devamı halinde ise 2.83.90, 2.84.95, 2.85.65 seviyeleri paritede direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Satışların devamı halinde ise 2.82.20, 2.81.50, 2.80.60 seviyelerine kadar destek olarak ön plana çıkabilir. Altında ise tarım dışı istihdam verisinin etkisi tamamen hissedildi. 1215 seviyesi altında 4 saatlik kapanış gerçekleşti ve altında satışların bir miktar devam etmesi beklenebilir. 1208 seviyesi kırıldığı takdirde ise satışlar daha da hacim kazanacaktır. Burada psikolojik sınır olarak kabul edilen 1200 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Altında piyasada bir miktar panik havası oluşabilir. 1282 seviyesine kadar satışların devam etmesi bu durumda beklenecektir. Ancak günlük bazda 1200 altında günlük kapanış yapmadığımız sürece altında teknik bozulmamış olacaktır. InvestAZ'ye yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.